Merhabalar efendim. Özellikle diz altı damarlarında tıkanıklık olduğu zaman bunu önceden biliyorsak hastaların topuklarında, parmaklarında, ayak parmaklarında, ayak aralarında çıkan bir yaradan biz çok endişe ederiz, korkarız. Çünkü tedavi edilmezse ve uygun bir şekilde takip edilmezse bu yaralar ilerler. İlerleyince üzerine enfeksiyon eklenir. Enfeksiyonla beraber akıntı başlar. Akıntı ile beraber enfeksiyon daha da derine iner, kemiklerde tutulur ve sonuçta gangren dediğimiz kötü bir durumla karşılaşabiliriz. Ve bunun ötesinde de maalesef istemediğimiz bir sonuç olarak uzuv kaybı da söz konusu olabiliyor. Sadece yaraya bakmak değil, yarayı çok uzun dönem tedavi etmek de değil, ayakkabı giymek bile büyük bir lüks haline dönüşebilir. Ve aynı zamanda ayağınızda sargı bezleriyle, normal ayakkabınızı giyemediğiniz, tokuyla ya da terlikle dolaştığınızı düşünün. Bu gerçekten insan için son derece sıkıntılı ve depresif bir duruma neden olur. Sadece hasta değil, aile de bundan son derece etkilenir. Bu tür hastaların bakımı çok zordur. Çünkü bu hastaların bakımı için özel bir takım klinikler ve aynı zamanda yara bakımından sorumlu olan hemşireler ve doktorlar olması gerekir. Türkiye'de maalesef bu alanda faaliyet gösteren bir elin parmağı kadar ancak çeşitli merkezler görebiliyoruz. Bunların sayısının artması lazım. Çünkü neden? Şeker hastalığı giderek artıyor ve büyük bir problem haline dönüşüyor. Diz altı damar tıkanıklığı veya kasıkla diz arasında bölgelerde olan damar tıkanıklığında balon ve stent birinci sıradadır tedavi seçenekleri arasında. Bypass ikinci sırada gelir. Eğer herhangi bir şekilde kişinin kasıkla diz arasında olan damar tıkanıklığına ek olarak diz altı damarlarında da tıkanıklık varsa, yukarıdaki damar tıkanıklığına bağlı olmaksızın ayağa giden kan akımı azalır. Kan akımının azaldığı yerde küçük bir çarpmayla hiç farkında olmadan, ki şeker hastaları biliyorsunuz, ayaklarındaki sinirler de tutulduğundan dolayı bunları fark etmeyebilirler. O yüzden zaten ayağınızın altına ayna ile bakın ya da başka birisi muayene etsin denir. Sebebi budur. Hiç fark etmediğiniz küçük bir yara birden ilerler, çok hızlı ilerleyebilir ve sonra da dediğimiz gibi gangren ve uzuv kaybıyla kişiler karşılaşabilir. Bu kişinin hem çalışma hayatını hem psikolojik hem sosyal hayatını son derece sıkıntılı durumlara sokabilir. Kişinin diz altı damarlarına tedavi seçenekleri söz konusu olduğu zaman genellikle bu damarlar birden fazla damar tutulumu nedeniyle veya uzun bölmeler halinde tutulduklarından dolayı tedaviye pek uygun cevap vermezler. Bu da işin kötü yanı. Fakat buna karşın diz altı damarlarına müdahale edilmez diye bir kesin hüküm söz konusu değildir. Diz altı damarlarına bypass da yapılabilir. Hatta gerekiyorsa ayak üstündeki damarlara bile bypass yapılabilir. Yeter ki bu hastaların bu açıdan incelenmesi gerekir. İncelensinler ve aynı zamanda en iyi anjiyografi ile uygun bir damar var mı yok mu o saptansın. Bunlar saptandıktan sonra kişinin eğer varsa uygun kendi toplar damarıyla diz altı damarlarına ve hatta ayak üstündeki damarlara kadar bypass yapılıp en azından enfeksiyonun iyileşmesi, gangrenden kurtulamayacaksa bile uzuv kaybının minimum düzeyde tutulması için yararlı sonuçlar verebilir. Dolayısıyla kişilerin eğer diz altı damarlarında tıkanıklıkları varsa mutlaka bir uzmandan görüş alıp ona göre seçenekleri değerlendirmesi uygun olur. Hazır yeri gelmişken bir şey daha söylemem gerekir. O da bir Rus cerrahın ismiyle anılan Elizarov tekniği diye bir teknik var. Türkiye'de de özellikle ortopedistler tarafından kullanılan bir teknik. Kronik kemik iltihabında ve boy uzatmada kullanılan bir teknik. Burada kemik hücrelerinin çoğalması ve büyümesi sağlanıyor. Tibiyada diz altı kemiğinde bir takım kanallar açılarak kemik hücrelerinin canlandırılması sağlanıyor. Bu hastalarda boy uzama veya kemik iltihabı ile ilgili olumlu sonuçlar alındığı zaman görülmüş ki aynı zamanda bu teknikle bu bölgelerdeki kan akımı da artıyor. Ve hatta damar tıkanıklığına bağlı olarak oluşan yaralarda da düzelme veya söylediğim gibi eğer bir uzuv kaybı olacaksa bunun minimum düzeyde tutulmasıyla ilgili olumlu çalışmalar yapılmış. Ve Türkiye'den de bu yönde çalışmalar var. Dolayısıyla ayağınızda yara çıktı, böyle bir sıkıntı durumda karşı karşıya kaldığınız zaman hemen karaları bağlamayın.
Özellikle iyi bir anjiyografi ile dizaltı damarlarınıza müdahale şansı var mı yok mu? Uzmanına danışarak bu konuda yardım isteyiniz. Çünkü böyle bir yara çıktığı zaman uğraşmak çok zordur. Sonuçları da çok yüz güldürücü değildir ve kişiler bunun sonucunda genel sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilirler. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.